Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş. Merhabalar değerli Risalet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin üzerine olsun. Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Bütün peygamberlere selam olsun. Hazreti Peygamber bir hadislerinde şöyle buyururlar. Mahşer günü hesaplaşmada Allah Teala şu üç kişinin karşısında olduğunu buyurur. Adama söz veren ve sonra sözünde durmayan, hür bir kişiyi satan ve karşılığını yiyen, bir hizmetçi tutan ve emeğinden tam olarak yararlandığı halde karşılığını ödemeyen. İslam dininde emek verenlerle bunları çalıştıranlara dair bir takım temel ölçüler getirilmiştir. İbn-i Mace'nin aktardığı bir hadiste de Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar. İşçinin ücretini alnın teri kurumadan ödeyiniz. İslam her hak sahibine hakkının eksiksiz bir şekilde ödenmesini emreder. Üzerimizde Allah'ın bizlere emrettiği ibadetler, emirler, yasaklar, Allah'a karşı yerine getirmemiz gereken kulluk görevi. Allah'ımızın, Rabbimizin bizim üzerimizdeki hukuku, hakları vardır. Yine insanların bizim üzerimizdeki hakları, hukukları vardır. Her hak sahibine hakkını eksiksiz bir şekilde ödemekle yükümlüyüz. Allah'a karşı hukukumuzu, onun bizim üzerimizdeki hukukunu dikkate almamız ve Allah'a layığıyla kullukta, taatte bulunmamız gerekir. Bir arada yaşadığımız ve aramızda hukuk cereyan eden diğer insanlara karşı da söz gelimi, işçi, çalıştırdığımız insanlar, maiyetimizde bulunanlar, bunların da hukukuna son derece azami bir şekilde riayet etmemiz gerekir. Çalıştırdığımız, bize iş ve hizmeti geçen, bize hizmette bulunan insanların da haklarını vermemiz ve ücretlerini hadis-i şerifte ifade edildiği üzere daha terleri kurumadan ödememiz emredilmektedir. İslam dini çalışanın ücretini tam ve zamanında verme hususunda önemli durur. Yine İslam dini çalışan işçi haklarına ve sağlığına da önem verir. İslam korunmasını esas aldığı beş temel değerin, yani akıl, din, can, ırz ve malın korunmasını, insanların genel ve özel yararını bir denge içinde gözetmeyi hedef alır. İnsanın canı, sağlığı ve hayatı muhteremdir. Saygındır, korunmuştur. Bu nedenle işveren, işçiden ancak çok zorlanmadan yapabileceği bir işi istemeli, işçinin sağlığına zarar verecek işi çalıştırdığı kimselere yüklememelidir. Ne işveren ne de emek veren biri diğerine karşı ezdirilmemelidir. İşveren ve işçinin üzerinde anlaştığı işin meşru olması, helal olması gerekir. İslam dininin haram kıldığı herhangi bir hususta iş anlaşması, iş akdi yapılmamalıdır. İş ve karşılığındaki ücret için işveren ve işçinin rızası gereklidir. Yine sırf ucuz emek elde etmek için küçük çocukların çalıştırılması da dinen uygun, caiz değildir. Hazreti Peygamberimiz, çocukları kazanç için çalışmaya zorlamayın. Çünkü bunu yaptığınız takdirde hırsızlığa alışırlar buyurmaktadırlar. İslam dini ne zarar verin ne de zarara uğratın ilkesi gereği toplum refahına olumlu katkılarda bulunan işverenin haklarına karşı da hassasiyet gösterir. İşçinin haklarında olduğu gibi
işverenin ve bütün toplumun hak ve hukuk menfaatlerinde hassasiyet gösterilmeli. Bunlar da korunmalıdır, muhafaza edilmelidir. Dinde ne zulmetme ne de zulüm görme yoktur. Bunun için de işçiler ellerinden geldiği kadar samimiyetle ve doğrulukla hareket edecek, keyfi bir aksatmaya gitmeden işlerini yapacaklardır. Günümüzün insanı manevi ve ruhi değerleri bir yana iterek dünyevileşme girdabına, dünyevileşme çıkmazına maalesef düçar olmuştur. İşte dünyevileşmeye yöneldiğinden dolayı kanaat, tok gözlülük, vakar gibi İslami erdemler, bu yüce duygular göz ardı edilir hale gelmiştir. İnsanları bu yöne sevk etmek maalesef güçleşmektedir. Bugünkü toplumlarda sınıflar arasında uzlaşmaz bir çıkar çatışması görülebilmektedir. Dinde toplumun dengeli kalkınması esastır. Bunun için işverenle işçi arasında iyi ilişkiler kurulması talep edilir, arzu edilir. Yine dinimiz çalışanların işlerine sarılarak doğruluk ve kemal-i ciddiyet içinde hareket etmelerini öngörür. İşverenin işçiye karşı iyi davranması, işçinin temel hak ve özgürlüklerini tanıması ve ona göre davranmasına imkan vermesi de temel ödevleri, görevleri arasındadır. Bir hadis-i şerifte Hazreti Peygamber işçilere de işaret ederek, "Onlar sizin kardeşleriniz olup Allah onları sizin sorumluluğunuz altına kılmıştır. Allah onları sizin sorumluluğunuza vermiştir." Böyle din kardeşini elinin altında bulunduran kimse ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara güçlerinin yetmeyeceği işleri yüklemesin. Şayet yüklerseniz eğer onlara yardımcı olunuz. Buyurmak suretiyle bu konuda temel insani ve ahlaki yükümlülükleri hatırlatmaktadır. İslam işine özen gösteren ve işverene saygıyla bakan işçinin elde ettiği kazancı en iyi kazançlardan biri olarak değerlendirir. İşinde çalıştığı kişinin emirlerini sadakatle yerine getiren bir işçiyi, sadaka verenlerle ve yoksullara yardım edenlerle aynı bağlamda değerlendirir İslam dini. Yüce Rabbimiz insanı kerim kılmıştır. En güzel şekilde ahsen-i takvim üzere yaratmıştır. Rabbimiz kerim kıldığı insana yeryüzünün bütün imkanlarını sunmuştur. Allah Teala kendisinden isteyebileceğiniz her türlü nimeti, imkanı sizlere vermiştir. Ama insan Allah'ın kendisine verdiği bunca nimeti görmezden gelir ve küfran-ı nimet içerisine düşer ve zalim, nankör karakteri maalesef öne çıkabilir. Rabbimiz insana yeryüzünün bütün imkanlarını bahşederken ona emek ortaya koyarak bu imkanlardan ve nimetlerden yararlanmayı da emreder. Nimetlerden yararlanmak, rızkını aramak, çalışmak, yararlı iş ve eylemlerde bulunmak teşvik ve terviç edilir. Mülkiyet edinmek, sermaye biriktirmek mübah kılınmıştır dinimizde. İnsan hayatiyetini devam ettirmek için elbette belli bir imkana sahip olmak durumundadır. Bunlar mübah kılınmış ve helalinden olmak kaydıyla serbest kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aranızda biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini ötekine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Buyurulmak suretiyle emek sermaye, emek ve rızık olguları arasındaki
münasebete ve bunun manevi boyutlarına da dikkat çekilmektedir. Dinimizde asıl ve tabii kazanç yolu olarak emek öngörülür. Emek, bir işin yapılması için çalışmak, beden veya zihin gücünü ortaya koymaktır. Emek mübarektir, emek kutsaldır. Kişinin hem dünyasını hem de ahiretini kazanması için emek ortaya koyması gerekir. Emeksiz yemek olmaz. Allah'a kulluk gösterilmeden de Allah'ın rızası kazanılmaz. Dinin kendisine yüklediği temel misyonları yerine getiren kişi, helal rızık temini için verdiği emekle Allah yolundadır ve ibadet halindedir. Kerim kitabımız Kur'an-ı Mübin'de, "Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın," buyurulmaktadır. Ancak Yüce Allah, insanların rızıklarını temin etmeleri için belli bir emekte bulunmalarını ve çalışmalarını öngörmüştür. Yine Kur'an'da, "Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu isteyin," buyurularak insanların çalışıp kazanç sağlayabileceği imkan ve ortamı araştırmaları gerektiği bildirilir. Kur'an'da emek sarf etmeye ve çalışmaya yönelik "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır," buyurulur. Kuşkusuz bu hem dünya için hem ahiret için geçerlidir. Dünyayı, dünyasını imar etmek isteyen ilme sarılsın, çalışsın. Ahiretini imar etmek isteyen de yine ilme sarılsın, çalışsın. İnsan sorumluluğunu yerine getirmek suretiyle dünya ve ahirette mesut, bahtiyar olabilir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kişi kendi elinin emeğinden daha hayırlı ve temiz bir kazanç elde etmemiştir," buyurmaktadır. Hazreti Ömer, Allah ondan razı olsun, bir gün yürürken bir çaba göstermeyen, bir şey yapmadan atıl bir şekilde oturup bekleyen bir grubu görür ve onlara sorar: "Hazreti Ömer, ne yaparsınız, ne edersiniz böyle?" Derler ki: "Biz Allah'a tevekkül eden mütevekkil kişilerdeniz. Allah'a tevekkül ettik, oturuyoruz, bekliyoruz." Hazreti Ömer der ki: "İyi bilin ki Allah gökten ne altın ne gümüş yağdırmaz. Siz rızkınızı temin için çalışmak durumundasınız. Hiçbir şey yapmadan Allah'ın elbette rızkı vereceğine kefilim. Ancak Allah bu rızkı da belli bazı sebeplere bağlamıştır. Hiçbir çaba göstermeden, rızkını aramaya girişmeden, yanlış bir tevekkül anlayışıyla, bir şey yapmadan Allah'a tevekkül ettik demek, bizler mütevekkil kimseleriz demek yanlıştır. Sizler olsa olsa hiçbir şey yapmadan rızkını beklemek suretiyle, bu şekilde atıl bir şekilde beklemekle mütevekkil değil, olsa olsa müteekkil olursunuz, yani yiyici olursunuz," demiştir onlara. Tevekkülde doğru anlamak gerekiyor. İnsan emek göstermek durumundadır. Dünyasını imar etmek için, mamur kılmak için çalışmalı. Elbette ebedi alemin de mamur kılmak için gayret göstermeli, emek vermeli. Ve emek bu anlamında mübarektir. Ve insan emeğe saygı duymak durumunda, sorumluluğundadır. Çalıştırdığı işçiye, çalıştırdığı elemana, çalışana, işi veren kişi, işveren kişi, çalıştıran kişi onun emeğini takdir etmeli ve emeğinin karşılığını vermeli. Çalıştırdığı kişilerin hakkını yiyen, onların emeğini zayi eden, onların ücretlerini vermeyen kişi, çok büyük bir kul hakkıyla yarın elbette huzur-u ilahiye çıkar ki kul hakkını vermeden, üzerinde kul hakkıyla huzur-u ilahide mahşer yerine gelen kişi elbette bu durumda müflis durumuna düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü
hak yediği ücretini vermediği, çalıştırdığı kişinin ücretini vermeyen kişi, bu durumda mağdur ettiği hakkını yediği o insanın günahlarını yüklenecektir. Ve kul hakkı elbette hakkı yenilen kişinin ancak helal etmesiyle hakkını bağışlanabilecek bir suçtur. Dolayısıyla öte aleme göçmeden eğer üzerimizde kul hakkı varsa çalıştırdığımız, iş verdiğimiz işçinin, çalışanın üzerimizde hakkı kalmışsa onun ücretini tamamen vermek durumunda, sorumluluğundayız. Eğer vermemiş isek ne yapıp edip bu insanlara ulaşmalı ve onların alacaklarını vermeliyiz. Öte aleme kul hakkıyla gitmek çok büyük bir bedbahtlıktır. Rabbimiz çalıştırdığı kişinin, işçinin emeğini veren, hakkını gözeten insanlardan eylesin. Rabbimiz huzuruna kul hakkıyla bizleri çıkarmasın. Cümlemizden razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun değerli Risalet Radyo dinleyicileri. Hadis ve Hayat. Hazırlayan ve sunan Doktor Bahattin Akbaş.